kurultayın sayın üyelerini. Karşılarında bulunmakla az duyduğum delege arkadaşlarımı selamlarken yüce ulusumuzu saygıyla anarım. Bu anda bundan önceki kurultayları ve partimizi doğurmuş olan ilk Sivas kurultayını ki iç ve dış düşmanların süngüleri altında kurulmuştur. Hatırlamak geçen 16 yılın bütün hadiselerini göz önüne getirmeyi kolaylaştırır. Uçurum kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Ve bunları başarmak için arasız devrimler. İşte Türk genel devriminin bir kısa diyemi. Bayanlar beyler, partimizin her kurultayı denebilir ki bir demin başında toplanmıştı. 1927 kurultayı doğuda kopan azim yenerek Cumhuriyet'in sarsılmaz temelde olduğunun anlaşılmasına. 1931 kurultayı güvenlik ve sütunun kesin olarak kurulmasına rast gelir. Bu kurultayımız ise geniş ölçüde gelişim devri içinde bulunduğumuz günlerde toplanmış oluyor. Kurultayın yeniden alacağı ilerleme ve yükselme tedbirleriyle vatanın yönetimini erdemli ellerinde tutan partimizin şerefli tarihini zenginleştireceğine şüphe yoktur. Geçen kurultaydan bugüne kadar kültürel ve sosyal alanda başardığımız işler Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal çehresini keskin çizgileriyle ortaya çıkarmıştır. Yeni harfleri, ulusal tarihi, öz dil, ar, bilimsel müzik ve teknik kurumlarıyla kadını erkeği her hatta eşit modern Türk sosyetesi bu son yılların eseridir. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti arz-ı ulusal ailenin ancak faydalı, çalışkan ve iyi geçimli bir unsuru olmak amacındadır. Uluslar sosyetesinde ciddi barış ve el birliği isteğiyle çalışıyoruz. Uluslar sosyetesinin arz-ı ulusal güveni arttıracak, geçmişten kalan hastalıkları iyileştirecek, insani sonuçlara varabilmesi başlıca dileklerimizdendir. Arkadaşlar, arz-ı ulusal durum nazik bir buhran geçirmektedir. Eski ve büyük anlaşmazlık son çatışmalarla heyecanlı bir noktaya gelmiştir. Bugünkü yüksek insanlığın ulusları birbirine yaklaştırma çaresini bularak
genel güvensizliği ortadan kaldırmasını ummak isteriz. Bununla beraber bütün dünya gidişini göz önünde tutarak dikkatli, hazırlıklı, uyanık bulunmak lüzumun efendim. Gene bir kanaattadır ki dostluklarımıza bağlı ve bütün ilgilerimizde eğicil bir siyasetle elimizden geldiği kadar genel barışı korumak istiyoruz. Bayanlar, beyler, size biraz da partimizin son yıllardaki öz hayat ve kınavından bahsedeyim. Son kurultayın parti örgütlerine vermiş olduğu çalışma yönetim çok faydalı ve derinli oldu. Parti üyeleri prensiplerimizi anlamak ve yaymakta ve bütün yurttaşların sevgilerini, güvenlerini kazanmakta kendilerinden beklendiği gibi hareket etmişlerdir. Parti seçimlerinin canlı ve özenli bir tarzda oluşu siyasal hayatımızda önemli bir ilerlemiştir. Ulusa hizmet, ulusa hizmet yönünde bütün ilerliğimizde çalışmak parti üyelerinin bozulmaz andıdır.